Rabia Hocam, devlet güvenliği veya uluslararası örgütlerin güvenliği hazır. Bu Birleşmiş Milletler, NATO vesaire pek çok şey, hadise yaşandı bu süreçte. Buyurun hocam, sizleri dinliyoruz bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak için. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şimdi biz sosyal bilimciler olarak yaklaşık 1,5 senedir pandeminin siyasete, uluslararası ilişkilere etkisini farklı boyutlarıyla ele alıyoruz. Ve bunu yaparken de çok yaygın bir yaklaşım benim gözüme çarptı. Bunu böyle değişim ve devamlılık çerçevesinde ele almak. Hangi konuyu çalışıyorsanız, mesela demokrasi çalışıyorsanız, pandemiden önce demokratik kurumlar açısından neredeydik, pandemi bunu nasıl etkiledi gibi. Bu yaklaşımla çok karşılaştım. Güvenlikte de bunu yapabiliriz. Ben de değerlendirmemi biraz buraya oturtmaya çalışacağım. Yani güvenlik konusunda pandemiden önce neredeydik, pandeminin etkileri neler ve gelecekte neler bekleyebiliriz? Daha çok bu çerçeveyi oturtmaya çalışacağım değerlendirmemi. Şimdi güvenlik konusunda nasıl bir yerdeydik? Sanırım en belirgin özellik belirsizlikti. Yani uluslararası ilişkilerde. Bu Soğuk Savaş sonrası dönemi de tanımlamak için çok kullandığımız bir kavram. Yani taşların yerine oturmamış olma hali. Bir başkası çok taraflılığın zayıflamış olması. Uluslararası ilişkilerde özellikle mesela transatlantik ilişkiler açısından düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında uyuşmazlıklar vardı özellikle Trump döneminde. NATO çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ni suçluyordu. Yeterince sorumluluk almadığı için veya işte güvenliğin finansal yükünü paylaşmadığı için. Macron'un bir ifadesi vardı NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair. Ve de Çin'in yükselişi, ABD ile Çin arasındaki gerginlik. Biraz güvenlik açısından aslında zaten çok da iyi bir yerde değildik. Güvenlik çalışmaları literatürüne baktığımızda da Alp Hocam'ın da bahsettiği gibi böyle asker odaklı bir güvenlikten biraz daha insani güvenliği öne çıkaran bir güvenlik literatürü özellikle 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıktı. Bu yeni güvenlik çalışmaları dediğimiz. Bu yaklaşım nedir? Buna göre güvenlik sadece askeri tehditlerin tespiti veya bertaraf edilmesinden ibaret değildir. Güvenlik politikasının amacı da yalnızca savaşları önlemek değil, aynı zamanda insanların mutluluğunu, refahını sağlamak olmalıdır. Bu yaklaşım yani bizi daha dar bir güvenlik anlayışından insan hatta gezegenin güvenliğini öne çıkaran yeni bir anlayışa götürüyordu aslında. Literatürdeki gidişat böyleydi. Bu yeni güvenlik anlayışına göre güvenlik bütüncül bir kavramdır aslında. Askeri güvenlik bunun sadece bir parçasıdır. Bu şu demek değil, yani insanı merkeze koymak, devletin güvenliğini geri plana atmak demek değil. Devletin güvenliğinin sağlanması, yurttaşların güvenliğini sağlamak için de bir ön şart. Demek ki biz pandemi küresel güvenlik konusunda nasıl bir zamana denk geldi kısacası? Birçok belirsizliğin olduğu, çok taraflılığın zarar görmüş olduğu, zayıfladığı, Amerika Birleşik Devletleri ABD ilişkilerinin özellikle güvenlik boyutunun zayıfladığı, Çin-ABD gerginliğinin olduğu, yükselişte olduğu ve insani güvenlik kavramının da yavaş yavaş önem kazandığı bir dönemde geldi bu pandemi. Ve bu insani güvenlik perspektifinden de baksak, devlet güvenliği perspektifinden de baksak, pandeminin bir güvenlik tehdidi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu birçok kişi bu şekilde görüyor. Neden böyle düşünüyoruz? Mesela günümüzde şu an itibariyle can kayıplarına bakalım. 3,5 milyon olduğu söyleniyor resmi rakamlar. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunun 2-3 katı olabileceğini açıkladı. The Economist dergisi 2 hafta önceki sayısında bir model geliştirmişti ve o modelde birçok veri setini kullanmışlar, birçok değişkene bakmışlar ve buna göre gerçek rakamların 7 ila 13 milyon arasında olduğunu iddia ettiler.
Kısacası her şeyden önce böyle doğrudan bir tehditten bahsediyoruz. Yani milyonlarca insan hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Bunun dışında güvenlik harcamaları ve güvenlik konularına olan ilgi pandemiye yöneltildiği için, biraz Alp Hocam da bundan bahsetti, başka güvenlik tehditleri şu anda belki de göz ardı ediliyor ve belki başka güvenlik sorunlarıyla bu yüzden karşılaşacağız. Dolayısıyla bu açıdan da pandemi bir yeni bir sorun yaratıyor. Ve bir üçüncüsü de biyoterör gibi olguları tekrar gün yüzüne çıkması ve devletlerin bu tür saldırılara karşı kırılganlıklarını bizim görmüş olmamız bu dönemde. Dolayısıyla ortada bir güvenlik sorunu kesinlikle var. Devlet güvenliği açısından da bakarsak, insani güvenlik açısından da bakarsak. Peki eğer bu bir güvenlik sorunu ise ne gibi güvenlik politikaları izleniyor? Hem devletler arasında hem de devletler kendi içinde neler yapıyorlar? Devletler güvenlik tehditleriyle karşılaştıkları zaman olağan dışı tedbirler alırlar. Normalde ancak uzun müzakerelerle verilecek kararlar aceleyle verilebilir. Öyle olması gerekebilir. Mesela pandeminin ilk aylarında Amerika Birleşik Devletleri böyle pat diye Avrupa'dan gelecek kişilere seyahat yasağı koydu Trump döneminde. Bu epey radikal bir karardı ve karşılıklı güvensizlikleri aslında tırmandırdı. Çünkü Avrupa Birliği liderlerine hiç danışmadan verilen bir karardı. Aynı şekilde Çin ile olan mevcut gerginlik de bu dönemde tırmandı. Trump'ın özellikle Çin virüsü ifadesini kullanması, Çin'e karşı hep suçlayıcı bir dil kullanması zaten var olan Çin-ABD gerginliğini daha da tırmandırdı. Milliyetçi, daha çok milliyetçi, tek taraflı tepkiler oldu. Özellikle ilk aylarda bütün ülkeler birden kapanmak ve korumacı bir içgüdüyle hareket etmek istediler. Bu da uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılık ilkesinin, koordinasyonun o dönemde özellikle yetersiz kaldığını görüyoruz. Yani diyebiliriz ki aslında var olan rekabetler, ayrımlar keskinleşti. Örneğin Brexit olgusuna bakabiliriz. Brexit tam da pandeminin başlarına denk geldi ve zaten Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği arasında sürtüşmeler vardı. Birdenbire aşı tedarikiyle ilgili yeni sorunlar da ortaya çıkmış oldu. Devletler kendi içlerinde ne yaptılar? Kendi içlerinde de olağan dışı tedbirlere başvurdular. Yani hiç hayal edemeyeceğimiz politikalar izleniyor, değil mi? Karantinalar, sokağa çıkma yasakları, seyahatler, seyahat kısıtlamaları. Devletlerin kullandığı dile de baktığımızda hep bir güvenlik dili kullanılıyor. İşte tehdit, virüsle savaşımız, virüsle savaşımızda en büyük silahımız aşı. Ben söylem analizine de meraklı olduğum için bunlar benim çok ilgimi çekiyor. Yani hep bir güvenlikçi bir dil. Ve bu mücadelede de birçok gözetleme ve denetleme uygulamaları gözümüze çarpıyor. Yine Alp Hoca'nın belirttiği gibi. Bunları hem demokratik ülkelerde görüyoruz, hem otoriter ülkelerde, çeşitli seviyelerde. Hatta bu gözetleme, denetleme, işte hareketi izleme, kısıtlama için çeşitli teknolojik uygulamalar da kullanılıyor. İşte yüz tanıma uygulamaları, temas takibi uygulamaları, biyometrik verileri ölçen uygulamalar ve bunlar en çok da Çin'de yapılıyor. Bu da şaşırtıcı değil çünkü Çin zaten bizim karşılaştırmalı siyasette dijital otoriter dediğimiz ve böyle yeni bir otoriterlik çeşidi olarak gösterdiğimiz bir ülkeydi. Dolayısıyla pandemiye de ilk tepkisi Çin'in böyle oldu. Bu konu aslında benim çok ilgimi çeken bir konu ama belki Cenk Bey de bahseder. Onun için şimdilik buraya fazla girmeyeceğim. Belki daha sonra tekrar konuşuruz. Ama burada kısaca söylemek istediğim şey bu, şu. Bu tür durumlarda, yani tehdit algısının yükseldiği durumlarda bu
bu güvenlik özgürlük terazisi biraz şaşıyor. Güvenlik tarafı çok daha ağır basmaya çalışıyor. Ağır basmaya başlıyor. Biz bunu en son ne zaman gördük? 11 Eylül'de. 11 Eylül'den sonra da çok güvenlikçi bir dil hakim olmuştu. Sadece söylemde değil, bu daha sonra kurumlara da yansıdı. Örneğin Amerika'da Department of Homeland Security'nin kurulması, daha sonra ilgili yasalar, The Patriot Act gibi özgürlükleri epey kısıtlayıcı yasalar çıktı. Ve bunlar aslında büyük ölçüde kalıcı bir hale geldi. Dolayısıyla biz siyaset bilimcilerin, uluslararası ilişkiler çalışanların kafa yorması gereken bir konu da bu. Bizi pandemiden sonra ne bekliyor? Çünkü şu anda bu özgürlüklerin kısıtlanmasına hepimiz bir miktar rıza gösteriyoruz. Çünkü işin içinde güvenliğimiz var. Fakat bu geçici tedbirlerin kalıcılaşması riskini de unutmamamız lazım. Peki, yani burada o zaman bizim yapmamız gereken ne? Yani vurgulamak istediğim şey benim. Bu gözetleme, denetleme uygulamalarının demokratik denetleme mekanizmaları içinde yapıldığından emin olmamız lazım. Hukuk devleti ilkeleri içinde olduğundan emin olmamız lazım. Şimdi bu kolay bir şey değil. Çünkü az önce söylediğim gibi olağan dışı bir dönemden geçiyoruz ve hızlı karar vermek gerekiyor. Ama yine de farklı ülkelere baktığımız zaman demokratikleşme seviyelerine göre buna farklı cevaplar verdiklerini görebiliyoruz. Örneğin Birleşik Krallık'ta en son olağanüstü hal uygulamasının uzatılması için parlamentoda yine bir yasa geçmesi gerekiyordu. İktidar partisinden 60 kadar milletvekili buna hayır oyu kullandı. Veya İsrail'de yine bu teknolojik uygulamalar daha çok teröristlerin takibiyle ilgili kullanılan bir uygulamanın siviller için de pandemiyle mücadele kapsamında kullanılması gündeme geldiğinde parlamentoda çok büyük muhalefetle karşılaştı. Bildiğim kadarıyla sonradan bir olağanüstü durum kararnamesi şeklinde ancak çıkabildi. Yani yine de elimizde bazı denetleme mekanizmaları olması gerekir ve bunları titizlikle kullanmak gerekir. Pandeminin güvenlik açısından bize gösterdiği bir başka şey de yine Alp Hocanım'ın söylediği askeri kapasitenin tek başına bu tür durumlarda yeterli olmadığını gördük güvenlik sağlamak için. Yani askeri olarak güçlü olmak demek pandemide başarı getirmiyor. Mesela yine Amerika'da ilk aylarda özellikle dünyanın en büyük askeri gücü ama kendi sağlık çalışanlarına işte koruyucu ekipman sağlayamadı. Veya günümüzde Hindistan nükleer bir güç ama insanlar hastane önlerinde hayatlarını kaybediyor. Yeterince ventilasyon aleti yok, oksijen tüpü yok veya işte hastane yatağı yok. Dolayısıyla bu tam da yeni güvenlik çalışmaları, o bahsettiğim literatürün söylediği net oturuyor bu. Yani güvenlik bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve güvende olma hali sadece savaşlardan, terörden uzakta olmak, bunlardan azade olmak yeterli değil güvende olmak için. Peki burada bize yardımcı olacak nasıl bir kavram var? Yani askeri kapasite değilse eğer. Burada karşılaştırmada siyaset çalışanların aslında sunduğu bir kavram var. Biliyorsunuz yine pandeminin başından beri bizim en çok konuştuğumuz şeylerden biri de işte hangi ülkeler başarılı oldu? Çünkü bizim için çok bir deney, çok fazla veri var burada. Ve çeşitli cevaplar geldi buna. Mesela en başta işte otoriter rejimlerin avantajlı olduğu söylendi. Özellikle de Çin örneğine bakarak. Çin virüsü kısa zamanda çünkü kontrol edebilmişti. İşte bu bahsettiğim teknolojik uygulamaları da kullanarak, genel olarak otoriterliğini kullanarak. Ama sonra ortaya çıktı ki mesela başka otoriter devletler, örneğin İran gibi, öyle başarılı olmadılar. Dolayısıyla bu otoriterlik argümanı biraz zayıfladı. Başka işte kadın liderlerin bir fark yarattığı söylendi. Beni ikna eden bir yaklaşım devlet kapasitesi kavramı oldu bu yaklaşımlar içinde. Bu nedir? Burada bahsedilen şey devlet kapasitesi yüksek olan
ülkeler vatandaşlarına bu pandemide daha güvenli bir ortam sağlayabildiler. Devlet kapasitesinden kastımız kendi topraklarını ve nüfusunu kontrol edebilen, kaynaklarını hızlı bir şekilde mobilize edip bu virüse karşı kullanabilen, mesela aşı geliştirebilen, sonra da hizmet sağlayabilen, yani sağlık hizmetini götürebilen, vatandaşlarını aşılayabilen, hastanelerinde tedavi edebilen ülkeler. Dolayısıyla burada askeri kapasite değil, devlet kapasitesinin pandemiyle mücadelede bir fark yarattığını görebildik. Peki bunu sağlayamayan devletler için ne diyebiliriz? Ben açıkçası burada devlet ile yurttaşlar arasındaki sosyal sözleşmeyi tehdit eden bir boyuta gelebileceğini düşünüyorum bu sorunun. Şöyle ki, yani insanların devletten beklediği en temel şey nedir? Yani Thomas Hobbes'a referansla, değil mi? Biz bir sosyal sözleşme yaptık. Bazı haklarımızdan, özgürlüklerimizden feragat ettik. Karşılığında bir egemen güce tabi olduk ve ondan bizi korumasını, bize güvenlik sağlamasını bekliyoruz. Ve bu sadece bizi dış düşmanlardan korumak değil, terörizmden korumak değil, genel olarak sağlıklı, refah içinde yaşamamızı da içermesi gerekiyor. Dolayısıyla özellikle aşının bulunmasından sonra bunu sağlayamayan devletlerin sıkıntıya düşebileceklerini düşünüyorum. Yani meşruiyet konusunda bir erozyona uğrayabileceklerini düşünüyorum. Bundan sonra ne bekleyebiliriz uluslararası güvenlik açısından? Ulusal güvenlik kavramını bir kere yeniden düşünmeye davet ediyor bizi bu pandemi. İşte nükleer silahlara milyonlarca dolar yatırırken hastanelerde yeterli ventilasyon aleti olmaması, sağlık çalışanlarının korunamaması veya yaşlıların hemen aşılanamaması, bunları belki de sorgulayacağız daha fazla, daha kabul edilemez bir hale gelecek. En azından ben öyle ümit ediyorum. Yani bunun güvenlik anlayışına, politikalarına ve güvenlikle ilgili kurumlara nasıl yansıyacağını zamanla göreceğiz. Tahmin etmek o kadar kolay değil. Örneğin güvenlik bütçelerinin askeri harcamalara ayrılan kısmı belki başka alanlara kaydırılabilir. Pandeminin işaret ettiği başka bir şey de ulusal güvenliğin yanında küresel güvenliğin önemi. Yani hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz. Bu bir slogan haline geldi ya. Gerçekten de öyle. Küresel işbirliğiyle çözülebilecek bazı sorunlar var. Dolayısıyla hep ulusal çıkarlar, hep önce benim çıkarlarım anlayışından belki daha küresel işbirliğine yönelik, bilmiyorum, muhtemelen çok fazla iyimser konuşuyorum burada. Belki de Alp Hoca'yı dengelemeye çalışıyorum. Belki de böyle bir ihtimal söz konusu olacak. Burada mesela pandemiye benzer başka bir şey de iklim değişikliği. Ben o konuda Alp Hoca'ya katılıyorum. Pandeminin iklim değişikliğiyle ilgili siyasete olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Hatta bence bunu görmeye başladık. Yani çok yakında olmayan başka güvenlik tehditlerini de daha ciddiye almamız gerektiğini bize gösterdi. Ki iklim değişikliği aslında çok yakında olmayan değil. Zaten içinden geçtiğimiz bir tehdit. Sadece bu salgın kadar böyle immediate, o kadar ani bir şekilde vurmadı. Bunun daha ciddiye alındığıyla ilgili bazı emareler neler olabilir? Mesela Avrupa Birliği'ndeki bu yeşil anlaşma, geçen sene imzalanan. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bu kadar yüksek profilli bir iklim özel temsilcisi atanması, Amerika'nın Paris Anlaşması'na geri dönmesi, tabii ki burada yönetim değişikliğinin de payı var. Trump gitti, Biden geldi. Ama işte Almanya'da Yeşiller Partisi'nin yükselişi, bunlar tamam biraz speküle ediyorum, farkındayım. Ama pandeminin burada bir rolü olmuş olabileceğini düşünüyorum. İklim değişikliğini biraz daha bir güvenlik tehdidi olarak görmemiz açısından pandeminin bir şeyleri değiştirmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunu yakın zamanda biraz daha göreceğiz. Özellikle gelişmiş ülkelerden başlayarak
güvenlikle ilgili başka tehditlerin de farkına varmak ve bunlar için de küresel işbirliğine daha fazla önem vermek gerekliliği bence pandemiyle ortaya çıkmış oldu. Şimdilik burada bırakayım. Dilerseniz çok fazla zaman almayayım. Soru cevaplarda devam ederiz. Teşekkür ederim.